Şahsıma gelen mazeret, maden işçileri adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toplu sözleşme sürecimiz için, konuşmak için mikrofonu genel başkanımıza veriyoruz. Buyurun genel başkan. Bir işte madenci, işte sendika. Bir işte madenci, işte sendika. Dik dur, eğilme. Madenci, seninle. Dik dur, eğilme. Madenci, seninle. Bildiğiniz üzere toplu sözleşme sürecindeyiz. Uzun bir pandemi döneminden sonra görüşmelerimize devam ediyoruz. Bir itibariyle başlayan toplu sözleşme süremiz 3. ayda oturumlara başlandı. Ne yazık ki pandemi sebebiyle çok sık bir araya gelemediğimiz TÜİK yetkilerine hükümete yaptığımız, hazırladığımız Türk İş Koordinasyon Kurulu Başkanlar Kurulu'yla beraber hazırladığımız teklifi hükümete sunduk. Bildiğiniz üzere 17 maddelik Türkiye Taş Gümrük Kurumu'nda çalışan ve bütün kamuda çalışan işçilerin ortak sorunlarını dile getiren bir taslak hazırladık. Taslağımızı hükümete verdik. Yalnız 1,5 aydan beri hükümetin bize bu taslağın cevabını vermesini bekliyorum. Pazartesi itibariyle enflasyon rakamları açıklandı. Devamında da hükümetin bizim taslağımıza cevap vermesi gerekiyordu. Dün itibariyle hükümet bize verdiği teklifi hepiniz gördünüz, duydunuz. İlk 6 ay için %9, ikinci 6 ay için %5, artı enflasyon, 3. 4. aylar dahi konuşulmadı. 17 maddelik taslağımızda sadece bir maddenin yarısı tartışıldı. Bizim derdimiz, sıkıntımız tüm emekçilerin, kamuda çalışan tüm emekçilerin haklarını alabilmeleri konusunda, emeklerin karşılıklarını alabilmesi konusunda hazırladığımız bir ücret taslağı vardı. Ne yazık ki hükümet dalga geçer gibi dün açıklanan rakamları önümüze koydu. Kabul edilebilir tarafı yok. Bu anlamda Türk İş ve Genel Maden İş Sendikası buna tepkisini koymuştur arkadaşlar. Arkadaşlar biz büyük bir aileyiz. Özellikle madenciler her koşulda birbirlerine sahip çıkan, her koşulda ekmeği için mücadele eden, iş yerleri için mücadele eden bir ekip. Taslağımızın başında şunu söyledik. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Önceliğimiz düşük ücrete çalışan arkadaşlarımızın ücret skalalarının düzenlenmesi. Yeni skalalar oluşturarak arkadaşlarımızın yaşanabilir düzeyde ücretlerinin düzeltilmesi. Basit bir şey istedik. Çok bir şey istemedik arkadaşlar. Askeri ücret düzeyinde çalışan arkadaşlarımız var aramızda. Biliyoruz, en başta da söyledik. Biz büyük bir aileyiz. Onların dertleri bizim de dertlerimiz. Sahip çıkacaksak hep beraber birbirimize sahip çıkacağız. Dün açıklanan rakamlarda hazırladığımız taslaktan düşük ücretli arkadaşlarımıza komik rakamlarla önümüze geldi. Bunu onlar adına kabul etmek de mümkün değil. O bıçak yemeye dayandı. Enflasyon rakamları, TÜİK yaşadığı enflasyon rakamları sadece kağıt üzerindeki rakamlar. Yaşadığımız enflasyon rakamları, enflasyon pazar arasında. Markette. Biz bunları birinciden yaşıyoruz. Bu şartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri, bu şartlarda geleceği görmeleri ve bu şartlarda çoluk çocuğuna bakabilmeleri asla mümkün değildir. Bunun kabul edilebilir tarafı yoktur arkadaşlar. Emeğe uzanan eller kırılsın! Emeğe uzanan eller kırılsın! Bu anlamda önümüzdeki süreçte bayramdan sonra tekrar görüşmelerin devam edeceği bizlere bir bilgisi verildi. Dün itibariyle de Koordinasyon Kurulu Başkanımız Ramazan Başkan televizyonlarda açıklama yaptı. Bayramdan sonra görüşmelerin devam edeceği, bu rakamların biraz daha artırılabileceği söylendi. Bizim her an, her şart altında hazırlıklı olmamız lazım. Birlik beraberliğimizi, büyük bir aile olduğumuzu göstermemiz lazım. Önümüzdeki süreçte bizim sendik olarak yapacağımız bir dizi eylemler var. Öncelikle eylemlerimiz
Daha önce kıdem tarzının hakkında yaptığımız gibi sosyal medya üzerinden bizler baskılarımızı yapacağız. Biz ve bizim gibi sendikalar da bunun devamını getirecek arkadaşlar. Önümüzdeki süreci çok çetin geçeceği şu an itibariyle bizim ben gördüğümüz olaylardan bir tanesi. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Öncelikle sıkıntılarımız, yerüstü çalışanlarımız, bizlerin yer altında çalışmalarını sağlayan, rahat bir şekilde çalışmamızı sağlayan, destek veren arkadaşlarımız için mücadeleyi başlatmak. Devamında da yer altında biliyorsunuz bazı sıkıntılarımız var. Bunları da dile getirdik. Taslak çalışmalarımızda bunlar da vardı. Ama onlarla ilgili de bir açıklama yapılmadı. Bunların da takipçisi olacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bayramımızı şimdiden kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı işler, kolay gelsin.